Ahmediye cemaati olaraktan vaat edilen yani peygamber efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelemiş olduğu Mesih'in ve Mehdi'nin gelmiş olduğuna inanıyoruz. Ama e, insanların bize yönelttiği soru şu oluyor. Kur'an'da acaba yeri var mı? Yani siz inanıyorsunuz ama Kur'an'da bunun yeri var mı? Biz olmadığına inanıyoruz diyorlar. Ve bu soruyu ben e, Raşit hocama sormak istiyorum. Mes var mı geçen şey? Geçen programımızda biz bundan bahsettik. Şimdi ben size mesela bir e, örnek alarak e, bir ayetten bahsedeceğim. Veya bir, bir sureden diyelim. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha suresinin sık sık okunmasını, namazın her rakatında tekrarlanmasını, hatta la salata illa bi fatihatil kitab dedi. Birisi eğer Fatiha okumuyorsa namaz yoktur. Veya bunun başka bir mana efendim gerçek manada namaz kılmamıştır. Fatiha o kadar önemli. Hatta biliyorsun Müslümanlar arasında ufak bir şey oldu zaman hadi al Fatiha diye el, el, kaldırıyorlar. Şimdi bu insanın düşünmesi lazım ki eğer bize bir hoca okulda e, yavrum şu sayfaya biraz birkaç kere oku dese akıllı öğrenci anlar ki efendim buradan bir soru çıkacak ki sunabda. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Fatiha suresini bu kadar sık sık okunmasını emrettiyse Onda mutlaka bir 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 hikmeti, hikmeti var. vardır mutlaka. ve orada mutlaka biz bir, 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 sorulacak bir soru var. Bir imtihan var orada. Bir sınanma var orada. O nedir efendim? Vadlen Mesih Aleyhisselam diyor ki Allah-u Teala bize dua eritiyor. Diyor ki ehdini sirat-ı mustakim sirat-ı lazina an amta aleyhim ve gayri al mağdubi aleyhim ve leddalin. Ey Allah bize doğru yola ilet. Nimet verilen kimselerin yoluna ve dalalete düşmemiş olanlar ve gazabına uğramamış olanların yolunu yolunu bize ilet. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi sordular ki efendim bu mağdubdan kast edilen kimdir? Resulullah sallallahu dedi ki Yahudi. Şimdi her Yahudi gazabına uğramış değil Yahudi Yahudiler arasında peygamberler de oldu, evliyalar da oldu. Peki kim hangi Yahudiler? Allah'ın gazabına uğradılar. Onlara bir Mesih geldi. On, Musa Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra 14. asırda bir Mesih geldi. Ve on, onu red edince onlar Allah'ın gazabına uğradılar. Burada Allah-u Teala'nın aslında bize de demesi lazımdı ki o zaman şirk var her tarafta. Mekkeliler bilmiyorlar ki Yahudi falan diye o kadar mı? Şirk tanınıyor. Denmesi lazımdı ki efendim Allah biz dua ediyoruz. Bizi müşrik olmaktan koru. Burada o demin sorulan bir arkadaşın sorusunda cevabı oluyor ki efendim bu Kur'an-ı Kerim nasıl ilahi kitap olduğu anlaşılsın. Kur'an-ı Kerim şirk her tarafı da yaygındır. Şirkten, müşrik olmaktan bize korudu diye dua öğretmiyor. Ne diyor? Bize Yahudi olmaktan, senin gazbına uğramış olan Yahudi olmaktan koru. Niye? Çünkü ileride bu, bu fitne ümmette baş gösterecekti. Nasıl baş gösterecekti efendim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri var ki ahir zamanda benim ümmet tıpa tıpa Yahudilerin kine bende, Yahudi ümmete bende diyecek. Hadisler var. Ve bu, bu konuda şey de yok. Birisi dese ki var mı hadis ormasa bile belli. Bu devirde insanların durumu falan, Müslümanların hali belli. Paramparça olmuşlar vesaire diye o zamanki Yahudiler gibi. Allahu Teala bu ayette bize şunu, bu duada şunu öğretti ki Ey Allah biz dua ediyoruz, sana yalvarıyoruz ki biz Yahudi ümmetinin yaptığı hataya düşmeyelim. Onlar bozulduklarında onlara bir Mesih geldi. 14. asırda geldi. Onlar onu reddettiler, ettiler. Biz red ola, bize gelecek olan Mesih red edenlerden olmayalım ve gazbına uğramayalım. Bu ayette uç haber var. Bir, bu ümmete aynen Yahudilere geldiği gibi Mesih gelecek. Ama hangi Yahudi o, o gazıb, o, o magzub dönemindeki Yahudilere bir, o Mesih gelecek bir. ikincisi o Mesih red edilecek. Bu red edilme sonucu bu ümmet Allah'ın nimetleri ne değil. tersine ne? Magzub kelimesi mazhabi sadece Allah'ın gazabı değil bakın. Magzub gazaba uğramış olanlar. İster insanların ister Allah'ın. Bu demektir o gazba uğrayacak. Nitekim Vadilin Mesih Aleyhisselam geldi. 14. asırda geldi. Bu ayette işaret edildiği gibi reddedildi. Ve ümmetin hali ortada. Evet.